Merhaba tüccarlar, Triple Trading'den başka bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bugünün videosunda 15 dakikalık zaman diliminde uygulayabileceğiniz bir günlük ticaret stratejisini açıklıyorum. Henüz neredeyse hiç kimsenin bilmediği ve süper doğru alım ve satım pozisyonlarını gösteren bir gösterge kullanıyoruz. Sizi tüm önemli adımlardan geçireceğim. Böylece bu videodan sonra stratejinin nasıl çalıştığını tam olarak bileceksiniz. Tabii ki videoyu eğitici bulursanız bu videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Videoyu hızlıca başlatalım. Bugünlük ticaret stratejisini hem kripto para birimlerinde hem Forex'te hem de borsada uygulayabilirsiniz. Şimdilik Bitcoin'in fiyat grafiğini kullanacağım. Bu strateji için iki gösterge kullanıyoruz. İlk gösterge Extreme Trend göstergesidir. Extreme Trend'ine girin ve bu göstergeye tıklayın. Gördüğünüz gibi çok az kişi bu göstergeyi kullanıyor. Bu da onu çok daha özel kılıyor. Doğru şekilde kullanabilmeniz için önce göstergeyi değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmemiz gereken tek şey renkler. Mavi renkleri tamamen yeşil ve turuncu renkleri tamamen kırmızı yapın. Bu alım ve satım pozisyonlarınızı bulmanıza yardımcı olacaktır. Ekleyeceğimiz ikinci gösterge QQE MT4 GIAS'dır. Yine bu gösterge insanlar tarafından çok fazla kullanılmamaktadır. Yani bu aynı zamanda alım ve satım pozisyonlarını bulmamıza yardımcı olacak güzel bir gizli göstergedir. Bu göstergeyi değiştirmemize gerek yok. Pekala, adımları izlediyseniz grafiğiniz şimdi benimkiyle aynı görünüyor. Artık stratejinin kurallarıyla başlayabiliriz. Bunu yapmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. İşte premium grubumuzda yaptığımız pozisyonlardan birinin resmi. Gördüğünüz gibi bu %58'in üzerinde karla güzel bir satış pozisyonuydu. Siz de bu pozisyonları takip edebilir ve alış ve satış pozisyonlarımıza erişebilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız lütfen web sitemize bir göz atın. Şimdi bugünlük ticaret stratejisini açıklamaya başlayacağım. Alım pozisyonuyla başlıyoruz. İlk kural Extreme Trend'inde yeşil bir çizgi görmek istememizdir. Biz sadece yeşil renk verdik. Bu fiyatın yükselen bir piyasada hareket ettiği anlamına gelir. İkinci kural Extreme Trend'inde bir satın alma sinyali görmek istememizdir. Bunlar fiyatın altındaki küçük noktalardır. Extreme Trend göstergesinde yeşil bir çizgi ve bir satın alma sinyalini gördüğümüzde QQE MT4 göstergesine bakarız. Bunun da yeşil olmasını istiyoruz. Bu elbette çok basit. Bu gerçekleşirse bir alım pozisyonu açabiliriz. Şimdi kar alma hedefimizi tam olarak nereye koyduğumuza ve zararı durdurduğumuza bakacağız. Stop loss Extreme Trend göstergesinin yeşil çizgisinin altına yerleştirilir. Örnek olarak yeni mumun açılışında pozisyonumu açıyorum çünkü tüm göstergeler bunu gösteriyor ve stop loss'umu Extreme Trend'inin yeşil çizgisinin altına koyuyorum. Ve şimdi işler ilginçleşiyor. Çünkü kar alma hedefini önceden belirlemeyeceğiz. QQE göstergesinin bu mavi çizgisi yeşil alandan yükselene veya düşene kadar bekleyeceğiz. Yani bu durumda karımızı bu mumdan alıyoruz. Bu da 1,80 gibi iyi bir risk ödül oranına denk geliyor. Bu mükemmel. Fiyatın biraz ilerisinde neredeyse başka bir giriş anı görüyoruz. Ancak burada bir pozisyon açmıyoruz. Extreme Trend'i yeşil ve bir satın alma sinyali veriyor ancak QQE MT4 göstergesi henüz yeşil değil. Dolayısıyla bu noktada bir pozisyon açmıyoruz. Kısa bir süre sonra QQE göstergesi yeşile döner ancak Extreme Trend'inden bir satın alma sinyalini kaçırdığımız için yine bir pozisyon açmayız. Dolayısıyla yalnızca 3 unsur bir araya geldiğinde bir satın alım pozisyonu açarsınız. Bunun bir istisnası yok. Şimdi bir satış pozisyonuna bakalım. Bir satış pozisyonu için aynı kurallar geçerlidir. Sadece tersi. Birinci kural, trend göstergesinden kırmızı bir çizgi görmek istememizdir. İkinci kural, Extreme Trend göstergesinin bir satış sinyali göstermesini beklememizdir. Bu durumda da kırmızıdır. Üçüncü bir kural olarak aynı zamanda QQE göstergesini de kırmızı görmek istiyoruz. Üç unsur da aynı anda gerçekleşirse bir satış pozisyonu açabiliriz. Yani satış pozisyonumuzu tam olarak burada açıyoruz. Bu durumda şimdi stop loss'umuzu Extreme Trend göstergesinin üzerine yerleştiriyoruz. Bu stratejiyle genellikle bir düşüş veya yükseliş gerçekleşmeden önce tam o anda bir pozisyon açacağımızı fark edeceksiniz.
Bu yüzden zararı durdurma oranı çok yükseğe koymamıza gerek yok. Mavi çizgi QQE göstergesinin kırmızı alanından yükseldiğinde bu satış pozisyonunu tekrar satıyoruz. İşte tam da bu durumda 3'ün üzerinde güzel bir risk ödül oranına sahibiz. Alım ve satım pozisyonları açabileceğiniz iyi bir platformun ne olduğunu merak ediyorsanız size Bybit'i önerebilirim. Bu kripto para borsasında 150'den fazla kripto para biriminde kaldıraçlı veya kaldıraçsız alım ve satım pozisyonlarını kolaycıkla açabilirsiniz. Stratejilerimi her zaman bu borsada yürütüyorum ve bunu yapıyorum çünkü güvenilir bir platform ve 4 fiyat düzeni kullanabiliyorum. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edebilirsiniz. Bu arada Bybit'in 3000 dolarlık bir kayıt bonusu var ve ayrıca 14.450 dolarlık diğer bonusları var. Bu yüzden bu da kesinlikle ilgi çekici. Ayrıca Forex ticareti yapmak istiyorsanız bu videonun altındaki açıklamada hangi komisyoncu kullandığımı görebilirsiniz. Bu kanaldaki diğer stratejilerin aksine bu giriş noktalarını çok sık göstermeyen bir stratejidir. Bunun nedeni elbette 15 dakikalık zaman diliminde işlem yapmamız ve aynı zamanda kullandığımız gösterge kombinasyonunun her zaman tam olarak aynı anda gerçekleşmemesidir. Şu yükselişe bir bakın. Burada çok para kazanabileceğiniz güzel bir yükseliş görüyoruz. Ancak QQE MT4 göstergesi yeşil renkte olmadığı için burada bir alım pozisyonu açmadık. Bu gibi durumlarda bir alım pozisyonu açmadığımız için çok fazla duygu göstermemek ve hayal kırıklığına uğramamak önemlidir. Kripto para ve Forex'te dünyanın en başarılı yatırımcıları haftada ortalama sadece 3 alım veya satım pozisyonu açıyor. Bu bilgi geçtiğimiz günlerde Forbes tarafından yayınlanan bir makalede yer aldı. Ben de karlı bir tüccarım ve bunu doğrulayabilirim. Elbette milyonlarla işlem yapmıyorum ancak ortalama olarak 50 bin ila 100 bin dolar arasında tutarlarla işlem yapıyorum. Kaldıraçlarımı da dahil edersem bazen 200 bin dolar değerinde alış ve satış pozisyonları açıyorum. Diyelim ki haftada 3 kez %2 kazanırsam haftada 12 bin dolar kar elde edebilirim. Ve bunu başarmak için fazla çaba sarf etmem gerekmiyor. Bu arada bu aynı zamanda Bybit'teydi. Linki açıklamada yer alıyor. Ancak bu hikayeden çıkarılacak ders, başarılı olmak için çok sayıda alım ve satım pozisyonu açmamıza gerek olmadığıdır. Elbette az miktarda parayla, örneğin 1000 dolar, bir scalping stratejisi uygularsanız ve günde 10 alış ve satış pozisyonu açarsanız eğlencelidir. Ama sonuçta bütün gün bilgisayarınızın başında oturmanız ve bütün gün aktif olarak işlem yapmanız gerekirken, örneğin ben günde sadece 30 dakika fiyatları izliyor ve aynı veya daha fazla kazanıyorum. Beni yanlış anlamayın, scalping stratejileri çok karlı olabilir. Bir süre önce yayınladığımız bu scalping stratejisi süper karlıydı. Tek fark, böyle bir strateji ile tüm gün meşgul olmanız ve strateji ile 15 dakikalık bir zaman diliminde meşgul olmamanızdır. Yani burada pozisyon açamadığımızı gördük ama bir gün beklerseniz tekrar alım pozisyonu açabilirsiniz. Çünkü bu tüm göstergeler doğru yerdeydi. Gördüğünüz gibi bu ondan az olmayan bir risk ödülü oranı ile yine harika bir karlı pozisyondu. Yani daha sabırlı olmanız gerekiyor ama kar çok daha büyük. Gerçekten ciddi bir şekilde ticarete başlamak istiyorsanız az miktarda parayla bir scalping stratejisi mi yoksa daha büyük miktarda bir parayla bir günlük ticaret stratejisi mi uygulamak istediğinize karar vermelisiniz. Sonuçta her şey aynı kapıya çıkıyor. Elbette size ne zaman satın alacağımızı söylediğimiz premium aboneliğimizi de kullanabilirsiniz. Uzun pozisyonların yanı sıra scalping pozisyonlarımız da var. Bu konuyla ilgileniyorsanız web sitemizde bir göz atın. Şimdilik bu videoyu izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı düşünün. Ayrıca herhangi bir sorunuz varsa videonun altında her zaman sorabilirsiniz. Bir dahaki sefere sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Hoşça kalın.